Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bana göre bir YouTuber ve bir kuşçuda olması gereken en büyük özellik kendini yenilemesidir arkadaşlar. Şimdi sizlerle daha önce yaptığım mama tariflerinin aksine farklı bir mama daha yapacağım arkadaşlar. Gerçek un kurtlu mama. Bu piyasada satılanların aksine un kurtlu mamamızı kendimiz yapacağız. Ben un kurdu üretiyorum. Başta söylemek istediğim birkaç şey var. Lütfen bunları, bu canlıları doğadan buna benzer bulamazsınız ama zaten bunlar Türkiye'de yaşayan canlılar değil. Buna benzer canlıları bu videoyu izleyip de "Aa, bu un kurdu" deyip mamanıza katmayın arkadaşlar. Dışarıdan hiçbir şey katmayın. Çünkü bunlar steril bir ortamda üretilmek zorunda. Eğer steril bir ortamda üretilmezse büyük sonuçlar doğurabilir. Bunlardaki bir hastalık kuşlarınıza geçebilir. Ve son bir dip uyarı da, bunu da atlamayalım. Mutlaka kuvvetli bir iç parazit ilacınız olsun. İç parazit yaptığından değil ama yine de kuvvetli bir iç parazit ilacınız olsun. Şimdi size kısaca kafamdaki plandan bahsediyorum. Bu un kurtlarımız burada, gördüğünüz gibi. Bu blender'ın kabı zaten. Bunları blender'da çekeceğiz. Ama sebzelerle beraber çekeceğiz ki böyle yapış yapış olmasın. Güzel bir kıvamı olsun. Mamamızın içinde çeşit çeşit sebzeler, un kurtlarımız, yumurta, özel baharat karışımlarımız, hazır mamamız. Hepsinden bahsedeceğim. Hepsini size tek tek göstereceğim. Nasıl yapılması gerektiğini. Şimdi isterseniz sebzeleri ekleyip bunları parçalamakta başlayalım. Biraz acı verici bir süreç, farkındayım. Size orayı göstermeyeceğim zaten. Parçalanmış halini göreceksiniz. Biz bunu sonuçta zevk için yapmıyoruz. Canlılarımızın iyiliği için yapıyoruz. Bu kesinlikle zevk için yapılmıyor. Bunların da zaten doğadaki varoluş amacı diğer canlılara yem olmak. Zaten İngilizcesi mealworm, yani yemelik kurt. Bunu Çin'de falan çatır çatır gömüyorlar arkadaşlar. Yani bu ileride bir insan besini olacağını tahmin ediyorum. Ben yemedim şahsen, düşünmüyorum. Ama ileride herkes yerse ben de belki yiyebilirim. Yani o kadar iğrenç bakmıyorum. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi sebzeleri de atıp parçalayıp geçiyoruz. Evet, mamamız için sebze ve un kurtlarımızı öttük. Şöyle göstereyim size. Netleyeyim, un kurtlarını da görün. Şöyle un kurtlarımızla sebzelerimizi güzelce parçaladık. Şimdi size bir püf noktadan değineceğim. Öncelikle şunu soracağınızı tahmin ediyorum. Ne kadar, hangi malzemeden kattık? Yani şimdi size bunun tam cevabını ben veremem. Çünkü ben de bilmiyorum. Ben artık eli alışkanlığı olmuş. Sadece daha önceki mama videomda da bahsettiğim gibi tekrar bahsediyorum bakın sizlere. Mamada bir ıslak malzemeler vardır. Bunlar ıslak malzemeler. Bir de kuru malzemeler vardır. Bunların dengesiyle mama oluşur. Eğer kaşığı daldırdığınızda malzemeler kaşığa yapışmıyorsa, ki şu an yapışıyor, o mama güzel mamadır. Veya çok dökülmemesi lazım. Böyle hafif nemli olması lazım yani. İstediğimiz kıvam bu. Umarım anlatabilmişimdir. Yoksa kuşlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın yemez. Biraz fazla ıslak gibi oldu. Bu katı malzemeyle telafi edeceğiz. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Şimdi bizde şöyle bir yağ çözeltisi var arkadaşlar. Şöyle bir odaklayalım. Bu pres ya, soğuk pres ya, içinde işte. Bunun zaten ayrı bir videosunu çekmiştim. Arkadaşlar bunu, kapağını açalım şöyle. Bunu sebze ve meyvelere sıkıyoruz ki içindeki sebzelerin, meyvelerin vitaminler mevcut. Bir hepinizin bildiği gibi. Vitaminlerin birçoğu, çok büyük kısmatta yağda çözünüyor. Bu yüzden bu yağda çözündürtüyoruz ki daha çok verim alınabilsin. Öyle direkt verirseniz çok az, mesela 100 vitamin varsa sadece 20 tanesini direkt verirseniz alabilir. Böyle %90'a kadar çıkartabilirsiniz bu tarz yağlarla. Bu olmak zorunda değil. Bunun videosunda da bahsetmiştim. Zeytinyağı, işte çeşitli burada yazan yağlardan da kullanabilirsiniz. Bunu siz kendiniz de yaptırabilirsiniz. Daha uygun markalar da var. Şöyle gösterelim. Bununla detaylı bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar, bunun videosu var zaten. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle bakıyorum, buna 2 fıs yeter gibi. Şöyle 1 2. Şimdi arkadaşlar
püf bir noktadan daha değinmek istiyorum. Islak malzemeleri eğer bastırarak karıştırırsanız arkadaşlar top top oluyor. Ve o zaman kuşlar gerçekten hiç sevmiyor. O yüzden şöyle hafif hafif yağı eşit dağılsın diye karıştırıyoruz. Çok sebzeleri meyveleri birbirine yapıştırmadan. O şekilde. Bu arada mamamızda havuçla biber kullandım arkadaşlar. Bir de un kurdumuz var. Un kurdunun da üstüne yağ döküyoruz. Çünkü un kurdunda da çok sayıda mineral, vitamin mevcut arkadaşlar. Özellikle protein deposu. Yavrusu olmayan kuşlarınızda falan kullanabilirsiniz. Ben zaten o yüzden kullanıyorum şu an. Şöyle gördüğünüz gibi. Sadece öldüklerinden emin olun. Yoksa kuşlar sağa sola atıyor. Odanızda gezinebilirler. Benim daha önce başıma gelmişti. Çok hoş bir şey değil. Şimdi bunlar burada kalsın arkadaşlar. Biz kuru malzemelerimizden devam edelim. Arkadaşlar şimdi ihtiyaçlar kutum yanımda. Kuru malzemeleri koyacağım. Yani mamanın son halini alacak kap burada. Bir de şöyle bir nekton kaşığı. 1 gramlık. Bunu ölçü birimi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bira mayası hobinin. Bundan biraz katacağım arkadaşlar. Şöyle tekerle de açamadım. Evet açtık arkadaşlar. Bundan bir nekton kaşığı yani 1 gram attım. Hepsinden 1 gram atacağım. Bazı istisnalar olacak. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Sonra istisnaların ilkine gelelim. Sağlık tohumu. Bir mama tohumsuz düşünülemez arkadaşlar. Normal kuş yemi kullanabilirsiniz. Ben kuş yemini zaten hep yediklerini düşündüğüm için bunu çok yedirmedikleri bir tohum. Sağlık tohumu bu çok faydalı. Çeşitli sebzelerin, bitkilerin tohumundan oluşuyor. Bundan da şöyle büyükçe bir kaşık attık arkadaşlar. Sonra gelelim malzemelere. Fonipadi tohumu. Bu dünyadaki en meşhur kuş üreticilerinin vazgeçemediği bir tohum. Koksidyoza çok iyi geliyor. Bundan da bir kaşık attık. Bu arada çok gerçek. Belki en pahalı malzeme olabilir. Hani abartmıyorum. Çok acayip pahalı bir şey. Bu arada şöyle bir misafirimiz kokuyu aldım aman. Sonra benim kendi kuru mama videom vardı. Hatırlarsınız. Bunu da açamıyorum şu an. Evet açtı. Çok şükür güçlü ellerimiz var. Burada baharat karışımım var. Bunu ben kendim mamalara içerik olsun diye katmıştım. Yapmıştım. İçinde yok yok. Öyle söyleyeyim. Bundan da attık. Şimdi bir kaşık vitamin. Bu nekton değil bu arada. Kutsu nekton. Kendisinin videosu yakında gelecek. Siz sadece vitamin olarak bilin. Bundan bir kaşık değil, yarım kaşık arkadaşlar. Mama çekerken video yapmak, mama yaparken video çekmek çok zor oluyor. Şöyle bundan da kattık. Sonra probiyotimiz var. Bu çok iyi bir prebiyotik değil ama yine de prebiyotik prebiyotiktir. Bir kaşık bundan attık. O vitamin gerçekten çok güçlü olduğu için ondan bir kaşık kullanmadım. Sonra şöyle bir bakıyorum. Kullanacağımız ne var? Tarçın olacaktı. Şuradan tarçın alalım. Bunların kutusuna bakmayın. Bunların kutusu ne de yine gelirse ben onları koyuyorum. Şöyle. Bu biraz fazla geldi. Bundan yarım atıyorum. Tarçın güzel koku verir. Kuşları kızıştırır. Ve iştah açar. Bu da aklınızda bulunsun. Sonra
olmazsa olmazım hayat kurtarıcımız Debit 3. Bundan da biraz katalım. Bunlardan ben bundan normalde çok mamaya katmıyordum. Ama son zamanlarda katmaya başladım. Öncelikle şu kuruları bir karıştıralım mı? Karıştıralım dediğinizi duyar gibi. Karıştırdık iyice. Sonra Devit 3'ü gezdiriyoruz. Bu bir yağ. Bunu sebzelerin üstüne de dökebilirsiniz. Bizim zaten sebzelerimiz yeterince yağlı. Böyle bir 8-10 damla damlattıktan sonra iyice karıştırıyoruz. Bunlar kuru malzemelerimiz. Bir de yapı taşımız var. Mamamızda yapı taşımız var. O ne demek diyeceksiniz şimdi. Onun için ayrı bir kaba geçiyorum. Arkadaşlar şimdi temel elemanlardan biri olan sarımsak tozu. Neden temel elemanlardan biri? Mamamıza su katacağız. Bu da suyla beraber oluyor. O yüzden mamamızı ıslatırken bunu da ıslatıyoruz ki bu fazla ıslanırsa suyunu mama alsın, telafi etsin yani. Sarımsak tozu diye geçiyor bu. Toptancı videomuzu hatırlarsınız. Gerçekten çok faydalı bir ürün. Ben sarımsak kokusunu da ilginç bir şekilde çok severim. Kokusunu gerçekten mamaya veriyor. Bunu şimdi şöyle bir miktar suyla şöyle ıslatıyoruz. Bu bekleyecek, şişecek arkadaşlar. Bu şiştikten sonra üzerine mama ekleyeceğiz. Sonra onun için bir su ekleyeceğiz. Mamamızı nemlendireceğiz yani ama bu seferki mamanın sebze kısmı biraz cıvık olduğu için ben daha az nemlendireceğim. Siz işte kendinize göre ayarlayabilirsiniz bunları. Sonuçta bu bir tarif. Yani uyup uyumamak size kalmış. Birazcık da kendinizden bir şeyler katmanız her zaman iyidir. İşte ben kendim çapımda böyle bir mama yapıyorum. Beğenip beğenmemek size kalmış. Ama beğendiyseniz, like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü son zamanlarda videomuzda like'lar çok az gidiyor arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir like atıp bir de abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hani zili açıp açmamak da size kalmış. Ben de çoğu kanalın zilini açmıyorum yani sevdiğim. Tercih meselesi. Neyse. Bunu bekleyeceğiz. Sonra üstüne mamamızı ekleyeceğiz. Onu mamamızı almaya gideyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar mamamız var. Çok su koymak istemiyorum. Dediğim gibi o sarımsağın yanına koyduğum suyla bunu ovalıyorum. Mamamızın merakasını merak eden olursa bu arada. Ben Power Max kullanıyorum. Size hani önerir miyim? Öneririm. Daha güzel markalar var mı? Var ama yani memnun gibiyim. Sadece bence birazcık daha ucuz olmalıydı. Ama güzel bir mama. Kuşlar yiyor yani. Bir sıkıntısı yok. Şimdi bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama hepsini karıştıracağım arkadaşlar şimdi en son. Siz de oradan izlemeye devam edersiniz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mamamız hazır durumda neredeyse. Yumurtası var, sebzesi var, maması var. Birkaç püf noktamız kaldı. Onları da halledip bitiriyoruz. Bunun içinde görmüş olduğunuz gibi kekik var. Öğütülmüş, yeni öğüttüm. Şöyle kuru kekiğimizi serpiyoruz. Kekik dedim, pardon ya. Adı neydi bunun? Şundan ya. Kekik olması lazım. Evet, kekik, tamam, pardon. Kafam gitti, kusura bakmayın. Kekiğimizi serpiyoruz. Şimdi size belki de bu videoyu çekmemde çok büyük sebebi olan bir malzemeye geliyorum. Şöyle bir göstereyim. Bu bir poşetti. Şu an bir şeye benzemiyor. Un gibi bir kıvamı var. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar Bread Max diye geçen bir ürün. Kuşlarda yumurta doluluk oranını arttırıyor. Kısır kuşlarınızı üremeye teşvik ediyor. Ben bunu Mehmet abinin oğlu Mesut Çırpan, onun tavsiyesiyle aldım. Ona da buradan selam yollayalım videomuzu izliyorsa. Mehmet abinin dükkanına gidin.
Mesut kardeşimiz de bulun. O size bu üründen temin eder. Ben kovadan bölme aldım. Bundan da iki kaşık atıyoruz ki kuşlarımız güzel kızışsın. Yumurtaları dolu dolu çıksın. Son olarak bir güzelce karıştıracağım. Sonra kuşlarımıza servis edeceğiz. Bakalım yiyecekler mi, yemeyecekler mi? Arkadaşlar çok mama videosu görüyorsunuz. Biliyorum. Fakat kimse mamayı yaptıktan sonra kuşları yiyor mu, yemiyor mu? Hiç doğru düzgün çekmiyorlar. Ben size sonucu ortaya koyuyorum. İzleyip izlememek, yapıp yapmamak size kalmış. Yaparsınız, yapmazsınız o sizin bileceğiniz iş. Gördüğünüz gibi bütün kuşlarım sorunsuz yiyorlar. Un kurtlu, kızıştırıcılı, sebzeli aklınıza gelirse ne gelirse yani. Bu videonun adını Süper Atom koyuyorum. Süper Atom mamamız bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi yadırgamadan yiyorlar. Yeni yeme düşmüş yavrularımız. Bir tanesi daha bugün ayırdığım için daha mama ne onu bilmiyor. Diğeri yiyor. Yumurtası olan çiftlerimiz. Kızışma döneminde bakın gagasına bakalım dişinin. Yani bir sıkıntı olmuyor. Ben hani ileride emin olun bu mamanın da üstüne çıkacağız. Her defasında daha da üste çıkıyoruz. Önemli olan kendinizi geliştirmek dediğim gibi. Siz de benim tarifime bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Mantıklı bulduğunuz yanları vardır. Mantıksız bulduğunuz yanları vardır. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eleştiriye açığım. Eleştirmek, rencide etmemek şeklinde olduğu sürece her zaman eleştirmeye açığım arkadaşlar. Kendimi düzeltebilirim bir yanlışım olduysa. Ama gördüğünüz gibi sonuç ortada. Bunun üstüne bir de mısır ekleyebilirdiniz. Gerçekten faydası olur. Hindistan cevizimiz var. Onu eklemeyi unuttum mesela. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar da fazlasıyla yeter de artar. Kuşlarımız zaten mamanın kokusunu alınca kıpır kıpırlar. Başından kalkamıyorlar zaten. Yedikçe yiyesileri geliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız dediğim gibi bana gerçekten büyük bir destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.